Eskiden bir kumanda ve bir ekran yeterliydi. Ama şimdi yetmiyor. Dijital oyun tutkunları artık peşinden koştukları hikayenin içinde olmak istiyor. Aynı zamanda aynı heyecanı hissetmeyi de. Köln'de düzenlenen bilgisayar ve video oyunları fuarı Gamescom'da bu yıl başrol gerçeklik oyunlarının. Dünyanın dört bir yanındaki oyun geliştiriciler ve dijital teknoloji üreticileri Köln'de bir araya geldi. Fuarın bu yılki partner ülkesi ise Türkiye. 20'den fazla şirket ve 100'den fazla oyun geliştiricisiyle Gamescom'a katılan Türkiye iddialı. Fuara katılım, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği ve ODTÜ'ye bağlı Teknopark'ın işbirliğiyle hayata geçirildi. Katılımcılar mutlu. Bizim için çok heyecan verici. Gerçekten de çok uzun süredir bu konuyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneğimizle birlikte. Ve gerçekten bu aşamaya gelmiş olmak, geçen sene ilk defa Türkiye pavilyonu olarak katılmıştık, stand olarak, ve o da çok heyecan vericiydi. Geçen seneden beri yürütülen çalışmalar sonucunda şimdi partner ülke olarak burada olabilmek, bu kadar geliştirici ile buraya gelebilmek, bu heyeti oluşturabilmek bizim için çok mutluluk verici. Terry World şirketinin geliştirdiği Mount & Blade dünyanın en iyi oyunları arasında gösteriliyor. Şirketin kurucusu Armağan Yavuz ilgiden memnun. Gayet iyi yani, bizim hani zaten bir yurt dışında tanınmışlığımız var, ama onun dışında da hani her geçen gün Türkiye'deki oyun sektörü de gelişiyor, ondan dolayı da hani çok ilgilenenler oluyor. Geçen sene Türkiye'de 400 oyun üretildi ve 400 milyon dolar ihracata ulaşıldı. Türkiye'de sanal gerçeklik ve simülasyon teknolojileri de üretiliyor. Sanlab firmasının kurucularından Evran Emre, sivil simülatörler alanında dünyadaki ilk 5 arasında gösterildiklerini söylüyor. Türkiye bence önemli atılımlar yapıyor. Biz özellikle sivil simülatörler alanında dünyadaki ilk 5 firmadan biri olarak gösteriliyoruz, Sanlab simülasyonu olarak. Bence hızla ilerliyor. Daha da iyi olacağını düşünüyorum ve iyi olmalı. Çünkü bu aslında hayal gücünün, özellikle eğitimde hayal gücünü destekleyecek ve eğitim sürelerini kısaltacak, etkinliğini arttıracak bir teknoloji. Augmented Reality, güçlendirilmiş gerçeklik ve sanal gerçeklik, Virtual Reality. Bu alanda bizim çok hızlı çalışmamız ve sadece oyun alanında değil, edutainment, gaming ve birçok alanda, simülasyon ve training alanında da yatırımlar yapmamız gerekiyor. Geleceğin teknolojisi kuşkusuz sanal gerçeklik. Gamescom'da Türkiye bu alanda parlak ve girişimci beyinleriyle atakta olduğunu gösterdi.